Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Kaçan bir ortanız ayak kıyımını kıyadigan bulsa, on ayak bilen kıysin. Birinci on ayak bilen kıysin. Birinci on payını kıysin. Yeçedigan bulsa, çap paydan başlayıp yeçsin. Şunu da kılıp onun kıyadigan iki pay kavuşunun birincisi, İki pay pay hafızalının birincisi ongi bolsun, yeçediganının birincisi çapı bolsun degen ekenler. Demek pay hafızalını kiyişte on ayağı bulan kiyiledi, yeçişte çap ayağı bulan yeçiledi. Bu ham sünnet eken. Nege bunday dese, bu yerde cüde acayip hikmet var. İslam talimatı da bunu ilahiliğiden bu. Hemen nerse bitti, bitti haligi yo'lga bitti tizimga solingan. Her bitti amalning asosi, hamma amalning asosi iymonga yaxshilikka borib taqaloradi. Masalan, chap oyoq bilan kiyib, o'ng oyoq bilan yashasangiz nima bo'ladi? Nima mantiq bor deb o'ylashingiz mumkin masalan. Bu joyda hikmat shu ekanki, qarang. Oyoq bilan ne'mat ekan. Ne'mat. Odatda yaxshilik ne'matlar o'ng qo'l bilan qabul qilinadi. Doğru mu? Şunun için, yani şerefke on tamam birinci layık hesaplanadı. Şunun için adın on ayağı bilen kiyiledi. Nimetini on tamam bilen kabul kılış ve on tarafının şerefi varlığı için onun nimetke birinci bölüm sezavar kılış. Yani. Yani çap tamamda ne çıkanakası deyse nimetten ayrılış hesaplanadı. Çap tamam. Çap yani poyafızlarını geçiş kiyimini yeçiş yani çap ayağızlarını yeçirken de öşe nimetten cisim ayrılıyordu. Şimdi bunda haliki faziletten ayrılışta ahirge buluş on tamamen münasip iken. Ana şunun için çap ayağızlarını yeçilirken öşe faziletten ayrılış var. İkilesi ham ayrıladı. Lekin kenroq ayrılış ham o fazilet hesablanırken. Ve şunun için öşe fazil on ayakka verilirken. Şunun için Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam o'ng oyoq bilan kiyib, chap oyoq bilan poyafzalni yechishni tavsiya qilmoqdalar.